Merhaba. Savaşlar, salgınlar, iklim krizi, enflasyon, yüksek faiz artışları, dijital dönüşüm. Birçok gündemi var dünyanın ve aynı zamanda yüksek borçluluk. Peki dünya nereye gidiyor? Bundan sonra nelerle karşılaşabiliriz? Hadi onları hep birlikte irdelemeye başlayalım. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç olmasını sağlayan şey doların rezerv para olması ve petro dolar sisteminin sorgulanmaya başladığı ve dünyada farklı sistem araçları içerisinde bir eksen kayması yaşandığı bir dönemdeyiz. Amerika Birleşik Devletleri de bu gücünü koruyabilmek adına her türlü önlemi alabilecek, her türlü adımı atabilecek yapıda. Dünyada yaşanan gelişmeleri aslında bu temelde başlangıçta değerlendirmek, olayları anlayabilmek adına son derece önemli. Şimdi bakalım önümüzde ne gibi veriler ve gelişmeler var. ABD tahvil faizleri son 10-15 yılın zirvesinde seyrediyor ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalar için ciddi bir problem. Yani önümüzdeki süreçte ciddi banka batışlarına sahne olabilecek bir ekonomik yapı var Amerika'da. Tahvil faizlerinin 0.25'lerden 4.5'lara geldiği, 2 yıllıklarda 5'in üzerine çıktığı bir sürecin içindeyiz. Peki bu ne yapıyor? Faizlerin yüksek oluşu dünyada paranın maliyetini arttırıyor. Yani borçlanma maliyetleri ve likiditeye erişim tüm dünya için sorunlu bir yapıda demek bu. Yani hem devletlerin hem de şirketlerin küresel çapta finansman sorunları artarak devam edecek. ABD'ye geri dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 33 trilyon doları aştı. Bununla birlikte Fed'in bilançosu hani pandeminin sonrasında aşırı para arzıyla birlikte büyüyen bilanço var ya 9 trilyon dolarlara gelmişti. Biliyorsunuz o dönemlerde yaptığım yorumlarda Fed'in bilançosu küçültülemeyecek kadar büyük demiştim. Bunu da şöyle örneklendirmiştim sizlere. Bazı şirketler vardır ve o şirketlerin batışı birçok sektörü etkiler. Ülke ekonomisini hatta dünya ekonomilerini bile etkileyebilir. O yüzden genellikle bankalar zor durumda olsa bile kurtarmaya ve onu yüzdürmeye çalışırlar. İşte Fed'in bilançosu da aslında böyle. O yüzden o zamanlarda çok küçültülemez dediğim FED bilançosu şu an geldiği noktada 8 trilyon dolar seviyesinde. Yani küçüle küçüle bu kadar faiz artışı, parasal sıkılaştırma, piyasadan likitte çekilmesi operasyonların sonunda sadece 1 trilyon dolar küçülebildi. Ve pandemi öncesinde bulunan seviye neydi sevgili arkadaşlar? 3,5 trilyon dolar seviyesindeydi. Ve o seviyelerde küçültülmesi gereken büyük miktarlar anlamına geliyordu. Buna rağmen şu an geldiğimiz nokta ifade ettiğim gibi bu kadar faiz artışına ve sıkılaştırmaya rağmen 8 trilyon dolar. Yani bu neyi gösteriyor? Çok büyük bir problem ve üstü kapatılan bir enflasyon var. Peki mevcut yapıda FED biliyorsunuz bir faiz artışı daha yapacak ya da yapmayacak şeklinde yorumlar var. Ama asıl mesele faizlerin uzun süre yukarıda tutularak enflasyonun dizginlenmesine çalışılması meselesi. Şimdi piyasa bu tarafa kafayı yoruyor. Ama geldiğimiz noktada ben size 2 senedir şunu söylüyordum. Talep tarafını faiz artışlarıyla yönlendirebilir ve yönetebilirsiniz. Ama maliyet tarafını yönetemezsiniz. Ve göz ardı edilen şey hep şuydu dünyada. FED bu faiz artışlarıyla aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası ve dünyanın genelindeki merkez bankaları faiz artışlarıyla enflasyonu dizginlemeye çalıştıklarını ifade ettiler. Ve bu faiz artışlarıyla ne yaptılar sevgili arkadaşlar? Dünyada pandemi boyunca özellikle dağıttıkları paraları bireylerden ve şirketlerden toplayarak topyekün bir fakirleştirme ve yatırımlarından zarar etme operasyonu yürüttüler. Bu daha sonraki yayınlarda belki anlatacağım mülkiyetsizleştirme, fakirleştirme ve sisteme muhtaç hale getirme stratejisinin bir parçasıydı. Ve bunun sonunda enflasyonun istenilen düzeyde düşürülemeyeceğini ve akabinde belli bir noktadan sonra yeniden parasal genişlemeye gidilerek daha büyük bir enflasyon yaratılacağını dünya ekonomisinin ve ticari aktivitenin de istenilen düzeyde gelişemeyeceğini, bunun için de bu kısıtlayıcı politikaların belirli mazeretlerle yeniden genişleyici politikalara evrileceğini söylemiştim. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Bakıyorsunuz OPEC artı ülkelerinin petrol arz kesintisiyle petrol fiyatlarını yukarı taşıdığı bir dönemdeyiz. Yine doğalgaz fiyatlarının kış aylarına girerken yukarı yönlü seyrettiği bir süreci yaşıyoruz. İklim krizi bahanesiyle küresel gıda fiyatları ve enerji fiyatları üzerinde ciddi bir oyun var. Ve bunların hepsi enflasyonist etkileri körükleyecek. Şimdi soru şu, ABD ekonomisi resesyona girer mi? Bu faiz artışları dursa da gelinen noktada ne kadar sabredilebileceği soru şartlarından bazıları. Yani Faiz artışları yapıldıktan sonra bu gelinen nokta devam ettirilebilir mi? Mesele bu. Bence bundan sonraki süreçte ekonominin gidişatı açısından, dünyadaki ekonomik büyüklükler açısından, aktivite açısından faiz artışlarının durması ve belli bir noktadan sonra daha genişleyici politikalara gidilmesi yani faizlerin indirmeye başlanması gerekiyor. Ama burada şöyle bir sorun var. FED ısrarla veri odaklı gideceğiz ve enflasyonu hedef noktamız olan 2'ye getirene kadar sıkı adımlarımızı sürdüreceğiz şeklinde mesajlar veriyor. Yani durup dururken bundan vazgeçerse ciddi bir kredibilite kaybı yaşar. Ki biliyorsunuz pandemi sonrası dönemde enflasyonun geçici olacağını, kalıcı olmayacağını hep ifade etmişlerdi. Biz de burada demiştik ki sizlere hayır enflasyon yapışkan hale gelecek ve bunu da itiraf etmek zorunda kalacaklar dediğimizde birçok insan inanmıyordu. Ama sonrasında hem FED hem de Hazine Bakanı Yalın bunu itiraf ettiler. Şimdi geldiğimiz noktada da bundan vazgeçip nasıl faiz indirimlerine başlayabilirler bunu anlamaya çalışalım. Elbette ki o kredibilite kaybını yaşamamak adına bir takım mazeretlere ihtiyaçları var. Bu mazeretler neler olabilir? Şöyle bir sıralamaya çalışalım. 1- Yeni bir salgın. 2- Yeni savaşlar ya da mevcut savaşın derinleştirilmesi. 3 iklim krizleri, buna bağlı olarak kuraklık, kıtlık ve küresel çapta oluşturulabilecek doğal afetler ya da yeni bir noktaya evrilecek ticaret savaşları. Yani birçok mazeret üretilebilir veya bu söylediklerimiz dışında başka hususlarda gündeme getirilebilir. Ama bir mazeret olmadan bunu yapamazlar. Peki bu neyi doğuruyor? Önümüzde aslına bakarsanız ciddi riskler var dünya ekonomisi ve jeopolitik görünüm açısından. Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılı duruma başka bir örnekte şu aslında daha önceki videolarımda bir miktar dile getirmiştim. Son 2-3 seneye baktığımızda küresel çaptaki büyük şirketlerin önemli bölümü sürekli işten çıkarmalar yapıyor ve personel sayılarını azaltıyor. Bu iyi giden, ekonomik aktivitenin toparlandığı, şartların gayet iyi olduğu bir ekonomide ya da ekonomilerde olmasını beklemediğimiz bir şeydir. Değil mi? İstihdam artar, normal şartlarda şirketler büyümesini sürdürür. Elbette ki teknolojik gelişimle bağdaştırabilirsiniz ama sadece teknolojik gelişime bağlı olarak bu işten çıkarmaların olduğunu söylemek çok iyimser bir düşünce olur. Diğer bir husus şu, küresel borç. Küresel borç tarihi zirvelerde. Örnekleri çoğaltalım. Çin'de devam eden gayrimenkul krizi sürekli halının altına süpürülüyor. Gerçeğin görülmesi engellenmeye çalışılıyor ama orada büyük bir balon var ve o balonun patlamaması için şu ana kadar her şey yapıldı. Ama nerede patlayacağı belli değil. Şöyle ifade edelim, biliyorsunuz sadece Evergrande'nin toplam borcunun 350-400 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşünelim. Öyle basit bir rakam değil. Türkiye ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse yarı büyüklüğünde bir borçtan bahsediyoruz ve bu bir tane şirket. Bu büyüklükte olmasa bile bunun gibi birçok şirket yine aynı sıkıntıları yaşıyor. Aynı zamanda Çin hükümetinin sürekli piyasayı destekleyici, likidite arttırıcı çabalar içerisinde olduğunu da görüyoruz. Peki neden destekleme ihtiyacı duyar bir hükümet? Sürekli piyasayı, sürekli likidite niye verir? Demek ki orada bir sıkıntı vardır. Bu tarafı şu anda piyasalar tarafından çok görülmüyor, görmek istenmiyor. Aynı zamanda şişen, balon haline gelen borsa endeksleri dünya genelinde, özellikle ABD'de. Bunların hepsi irdelenmesi gereken, üzerine düşünülmesi gereken hususlar. Tüm bunları anlatırken şu hususun net bir şekilde anlaşılması lazım. Özellikle pandemi sürecinden beri yoğun bir veri akışıyla ve üst üste gelen yaşanan büyük olaylarla büyük resmin görülmesi engelleniyor. Bu büyük resimle Finansal sistem ve mevcut itibari para sistemi dediğimiz bu sistem, bu düzen değişiyor. Birinci Dünya Savaşı ile yıkılan imparatorlukların yerini alan ulus devletlerin yerini şirket egemen ve sermayenin kontrolünde bir yapı alıyor. Özellikle yaratılan pandemiler ile sağlık sektörü üzerinden sağlanan insan kontrolü daha da baskın hale gelerek nüfus kontrolü ve bununla birlikte ilaç sektörüne bağımlı hale gelmiş bir insan popülasyonu yaratılıyor. Yani bir taşla iki kuş. Şu anda dünyada aslında öyle teknolojiler var ki bu teknolojik yapı ile doğa olayları kontrol edilebiliyor ya da yönlendirilebiliyor. Yani bazı yerlerde kuraklık görürken bazı yerlerde sel felaketleri görüyorsunuz. Bazı yerlerde yangınlar, bazı yerlerde kasırgalar ve benzeri olaylar. Bu sayede hem göç politikaları ile dünya nüfusunun yapısı ve demografisi değiştiriliyor, hem tüm ülkelerin meclislerine küresel iklim değişikliği, ambalajıyla, etiketiyle o ülkelerin ve o ülkelerin halklarının yönetim biçimlerini şekillendirmeyi amaçlayan yasalar çıkartma konusunda küresel yapılar, çok uluslu yapılar baskı oluşturuyorlar. Bunu sağlamak için de ellerinde çok güçlü bir silahları var. Sermaye. Peki bu sermayeyi nasıl bir silah olarak kullanabilirsin? Çok kolay. Borçlandır, ithalata özendir, siyasi iktidarları popülist altyapı yatırımlarına yönlendir, inşaata özendir, sonra daha da borçlandır ve bu borçlardan kurtulmak için kendi sermayene muhtaç hale getir. Şu an tüm dünyada gelişmiş ülkelerin bir bölümü de dahil birçok ülke aşırı borçlu durumda. Ciddi bir sermaye ihtiyacı var. Peki bunun için ne lazım? Sermayenin istediklerini yerine getirmeleri lazım. Tüm bunların sonunda belirttiğimiz hususlar ile ülkeleri kendilerine muhtaç hale getirmeye uğraşan sermaye, büyük bir kriz ve beraberinde oluşacak savaşlar ile fişi çekerek yeni dünya düzenini oluşturmayı amaçlıyor. Dolayısıyla kimse dünyada enflasyonun düşmesini beklemesin. Tam tersine ortaya koydukları stratejinin işlemesi için daha fazla enflasyon ve daha borçlu ülkelerle şirketler olması gerekiyor. Ama bize bunun tam tersini söylemeye devam edecekler. Yani şu başlıkları hep göreceksiniz. Enflasyonla mücadele, salgınlarla mücadele, iklim kriziyle mücadele, açlık ve yoksullukla mücadele, dünya barışı ve buna benzer birçok başlık. Aslında mücadele ediyoruz derken bunların hepsini kendileri büyütmeye devam edecekler. Büyütmeye devam edecekler diyorum. Çünkü aslında yaratıldı ve bu senaryoların içinde yaşıyoruz hep birlikte. Bugüne kadar gösterilenlerin daha da yoğunlaşacağı bir süreç dünyanın önünde. Dolayısıyla tüm bu anlattıklarımız ışığında kısa vadede, orta vadede, uzun vadede olacaklar var. Ama genel resim şu. Dünya ekonomisi iyi bir durumda değil klasik aslında çok basit olan bir stratejiyle ilerliyor. Borçlandır, kendine muhtaç et ve istediğin gibi yönet. Ama biz bunları böyle basit bir şekilde algılamayalım diye önümüzde bir sürü olaylar silsilesi görüyoruz. Savaşlar görüyoruz, salgınlar görüyoruz, iklim krizleri görüyoruz, iç çatışmalar görüyoruz dünya genelinde. Ve bu genel fotoğrafı bir türlü göremiyoruz. Ama strateji belli. Bu anlattıklarımızın oluşum zamanını elbette ki biz kestiremeyiz. Bir takım süreçler illaki gerekiyor. Ve dünya alıştırılarak bir şekilde bu olayların içine çekiliyor. Yani bir anda bir şok etkisi yaratacak hamlelerdense yavaş 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 belirli noktalarda insanların olayları kanıksaması sağlanıyor ve sistematik bir fakirleştirme olduğunu görüyorsunuz. Yani özellikle pandemi ile birlikte kripto piyasasının geldiği trilyonlarca dolar seviyeden nerelere düştüğünü, kimlerin ne kadar servet kaybettiğini, bununla birlikte değerli metallerin nasıl manipülatif bir şekilde baskılandığını, ons fiyatlar üzerinde oynanan oyunları, aşırı para arzlarıyla tüm dünyada yaratılan enflasyonu ve insanların enflasyonun altında ezilmesini, hepsini gözlediğimizde insanların cebinden tüm dünyada paraları çalınıyor ve belirli noktalarda bu birçok yatırım enstrümanında döngüsel olarak devam ediyor. Buradan şuraya gelelim. Özellikle borsalarda Amerika tarafında bir balon olduğunu ve bir kıvılcıma baktığını olayın bilmemiz lazım. Hep ifade ettiğimiz gibi Türkiye bugüne kadar birkaç senedir kapalı devre bir ekonomik model uyguladı. Bundan sonra küresel sermaye ile işbirliği içerisinde ilerlemek zorunda olduğunu biliyor. Çünkü finansmana ihtiyacı var. O yüzden de küresel çapta oluşabilecek bir risk Türkiye'ye gelecek yatırımcının da gelmesinin önüne geçebilir ya da farklı parametreler ortaya koyabilir. Bu nedenle piyasaları çok dikkatli bir gözle izlemek ve portföylerinizi oluştururken de bir sepet şeklinde oluşturmak, çeşitlilik yaratmak hayati öneme sahip bu tarz dönemlerde. Rüzgara kapılmamak, herkesin gittiği, herkesin baktığı yöne odaklanıp gerçek fotoğrafı kaçırmamak bence son derece önemli. Başka videolarla bu tarz konuları belki işlemeye devam edeceğiz. Özellikle dünyadaki mülkiyetsizleştirme stratejisi de bunun parçalarından biri. Bunu da irdeleyebiliriz. Takipte kalın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız yapacağımız yayınlardan ilk siz haberdar olursunuz. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.